Değerli izleyenler, herkese merhaba. Ülke olarak çok acı bir günün içindeyiz. Dün akşamdan bu yana Dağlıca'dan aldığımız haberler maalesef herkesin içini yakmaya devam ediyor. Ama daha da acı olanı henüz kaç şehit verdiğimizin ya da terör saldırısının bize ne kadara, ne mal olduğu, hangi cana mal olduğunu henüz bilmiyoruz. Çok acı bir günü yaşıyoruz. Ülke olarak uzun süredir aslında terör saldırılarının hedefinde Türkiye. Bu anlamda hem süreci konuşmak istiyoruz, hem seçime doğru giderken son düzlükte yaşananlar, hem koalisyon süreci, hem sonrasında Türkiye nasıl bir düzlüğe girecek, bunu konuşmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, canlı yayın konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. En az siz de bizim kadar üzgünsünüz. Önce o yüzden çok sıcak olduğu için bu gündemle başlayalım, terör saldırıları. Şimdi sayı çok olacak gibi beklentimiz var ama şunu da altını çizmek lazım. Biz çok uzun süredir zaten bir bu kadar daha şehit verdik herhalde. Ne düşünüyorsunuz? Ne söylersiniz bununla ilgili önce? Öncelikle sayılarını bilmemekle birlikte şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyoruz. Bütün millet olarak hepimize sabır diliyoruz. Bu son olayla ilgili henüz doğru dürüst bilgi alamadık. Haliyle bu olayı değerlendirmek için erken, yanlış yapabiliriz. Ama bilgi alamamamız kendi başına bir değerlendirme konusu olmalıdır. Maalesef son zamanlarda devletin önemli yerlerinde baştan başlayarak yetersiz, kifayetsiz insanlar var. Ve orada o görevin gereklerinin dışındaki kriterlere göre insanlar yükseliyor. Sadakat bunlardan birisi. Sadakatiniz 100 üzerinden 100 puan veriliyorsa bir yere gelmekte 95 puanı sadakat üzerinden veriliyor. Daha sonra diğerlerine geçiliyor. Öyle olduğu için kendi ülkesinde tırlarını yakalatan, 300'e yakın üniformalı askerin bulunduğu, yolu kestiği bir yerde 60 tane askeri aracın olduğu yere MİT tırları gidip orada yakalanabiliyor. Sorulduğunda bunlar MİT'in tırları diyor ve bir B planı olmadığı için de hem içeride hem de uluslararası arenada kalabiliyoruz. İstanbul'da bir savcımız şehit edildi. O şehit edilmede de bu zamana kadar bunun için yetiştirilen özel harekat emniyetin içinde olduğu halde terörle mücadele birimi tarafından operasyon yaptırılıyor ve içeride sandalyeye bağlı vaziyette bir savcı ve iki tane terörist var iken oradan ateş silah sesi geldiğinde 600-700 tane mermiyi odaya göndermeyi biz operasyon zannediyoruz. Yani her yerde yetersiz, kifayetsiz insanlar belli yerleri işgal etmiş vaziyetteler. Ve bunun neticesini Türkiye çok ağır bir şekilde ödüyor. İşte orada haber alınamaması, bilgi verilememesi, durum nedir tam bilemiyoruz. İhtiyatlı konuşmak lazım, onu baştan söyledim. Ama bu aynı zamanda bizim ne kadar ülke olma, devlet olma vasfımızı kaybettiğimizi de gösteriyor. Burada söylenen yolda bir de çıktı son zamanlarda, ikide bir büyük bir marifetmiş gibi onu söylüyor. El yapımı patlayıcı diye. El yapımı ya da fabrikasyon olmasının bizi ilgilendiren tarafını bilemiyoruz. Yani patlayıcının türüyle ilgili detaylı bilgi veriliyor ama şehit sayımız ve olayla ilgili henüz bilgi alamadık. Memleketin pek çok yerinde 48 saati geçen, hiç ara verilmeden süren sokağa çıkma yasakları var. Efendim, güvenli bölge uygulamalarıyla bölgenin önemli bir kısmı normal yönetiminin dışına atılmış vaziyette. Ve bütün bunlardan daha vahim olmak üzere dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanını hep beraber dinledik. Daha sonra ısrar etti onda. Belki boşta bulunup söylemiştir. Çünkü başkanlık sistemine taktı kafayı diye düşünüyorduk. Ama daha sonra yeniden bunu tevil edeceğim derken söyledi. İşte bütün bunlar 400 vekil verilmemesinin bir neticesi dedi. Burada bir bakanımız da aynı şeyi söylemişti. Yani millete bir terbiye ediyor. Sen de o soruyu doğru cevaplandırmadın. O zaman al sana bu ceza der gibi. Bunlar, sen buna müstahaksın der gibi. Yani söyleyecek laf bulamıyoruz. Hakikaten zor. Cumhurbaşkanı söylemleri giderek sertleşiyor. Evet. Özellikle şehit aileleriyle ilgili işte Rize'de sarf ettiği sözleri biliyoruz. Daha sonra da yine dün aynı katıldığı yayında, sizin bahsettiğiniz yayında yine bir şehit ailesiyle ilgili
söylediği açıklamalar. Türkiye seçime giderken Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri seçmen üzerinde nasıl bir algı yaratıyor? Özellikle 400 vekil açıklaması ve Sağlık Bakanı'nın Bursa'daki yaptığı açıklama, şehit cenazesinde gösterilen tepki, vatandaşlar ve seçmenin ötesinde vatandaşlar nasıl bir tepki buluyor? Nasıl bir nabız ölçtünüz? Evet. Şimdi bu ekipler yurt dışından da çok ciddi PR, halkla ilişkiler, reklam, tanıtım firmalarıyla çalışıyorlar. Toplumun hafızasının çok çabuk silinebileceğine dair bir inanç üzerine bina ediyorlar bütün bu çalışmalarını. Yoksa toplumumuz geriye doğru bir baktığında bakacak ki tamamen birbirine 180 derece zıt, bugün ak dediğine yarın kara diyen bir yönetim var. Yani Kürt sorunu var mı yok mu bu memlekette bilemiyoruz biz. 2005'te vardı, 2011'de yoktu, 2012'de idam cezası geri gelecekti, 2012'de yine bütün dokunulmazlık dosyaları yola çıktı. Daha sonra tekrar Kürt sorunu var denildi. 2013 baharında Nevruz öncesinde gidildi, dağlara Kürtçe selamlar gönderildi, Kürt sorunu var dendi. Seçime girdiğimizde 7 Haziran seçimlerinden önce bir baktık Balıkesir'den Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim dedi. Buna benzer şekilde denildi ki bu memleketin feda edilecek, burnu kanatılacak, ona tahammül edeceğimiz bir tane evladımız yok. Onun için analar ağlamasın dendi. Toplum alkışladı bunu. Hepimiz onu istiyoruz. Ama daha sonra gerekirse 80 milyonun hepsini, bütün evlatlarımızı feda ederiz dediler. Kendi evlatları tabii başka yerlerde ama gene alkışladı aynı toplum. Ve bunu diyen aynı insanlar. Yani dün hiçbir evladımıza bir şey olmasın, burnu kanamasın, feda edecek bir tane bile evladımız yok deniyordu. Bugün bütün evlatlarımızı feda ederiz diyor ve toplum alkışlıyor. Buna oynuyorlar. Bir de Lenin'e atfedilir. Ne derece doğru bilmiyorum. Yani gençlik yıllarımda okuduğum bir kitapta hatırlıyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'da, bütün dünyada olduğu gibi, savaştan çıkan ülkelerde olduğu gibi açlık, sefalet, salgın hastalıkları almış yürümüş. Savaş sonrası perişan, ekonomi bitmiş ve yardım organizasyonları oluyor. Doktorlar bir araya geliyorlar, köylere gidip ücretsiz sağlık taraması yapıyor. Bazı insanlar elbise topluyor, soğuk Rusya tabii, insanlara elbise götürüyor. Kimisi ev yapmalarına yardım edici oluyor falan, böyle yardım şeyleri var. Bazıları sıcak yemek dağıtıyor. O zaman Lenin'in arkadaşları Lenin'e sorarlar. Derler ki yoldaş, bizim şeyimiz ne olacak, bu tavrımız burada? O kitapta okuduğumda Lenin diyor ki bırakınız ölsünler, bu devrimi getirir diyor. Şimdi buna benzer bir anlayış var. Tarihte buna benzer anlayışı ortaya koyan, bununla siyasi deha olduğunu, hesap kitap adamı, algı mühendisi olduğunu zannedenler var. Maalesef dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız dinlerken ben bunu hatırladım. Yani bu şunu getirir, bırakınız olsun, ortaya çıksın ki bu şunu getirir noktasına, en azından bunu bize hatırlattı. Milletimiz ama bütün bunları görüyor, ibretle seyrediyor. Ve son zamanlarda bütün bu sadece terörle ilgili konuda değil. Yani başbakanlık diye bir bina yapıyorsunuz, projesini çizdiriyorsunuz, bina bitiyor ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmadığı için bu Cumhurbaşkanlığı külliyesi oluyor. Efendim köprünün yeri oradayken beri tarafa geliyor. Kıbrıs'ta sorun işte şöyle diyorsunuz, birkaç yıl sonra başka türlü diyorsunuz. Bu kafa şey yapıyor. İkinci bir husus, Türkiye'de başımızdakiler şantaja maruz insanlar. Yani dosyaları var. Normal hukuk yolları işlediği vakit başlarına geleceklerden korkan insanlar. Ve bu da bazen onların kendi partilerinin zararına olacak adımları da atmalarına yol açıyor. Mesela geçen dönem ben Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. Daha önce Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı da yaptığım için mahalli idareler dünyada, Türkiye'de nasıl, nereye gidiyor? Onu takip ediyoruz kendimizce. Bu bütün şehir dediğimiz uygulama AKP'nin de aleyhine olan bir uygulamaydı. Yani bütün şehir statüsüne geçtiğinizde kırsal kesimde hizmeti ulaştırmak, çünkü bütün Avrupa, dünyanın gittiği yer hizmette yerellik, subsidiarite ilkesi diye bir şey var. Yani bir hizmet vatandaşa en yakın olan idari birim tarafından yapılmalı.
O idari birim bunu yapamıyorsa, hiç yapamıyorsa ya da etkin bir şekilde yapamıyorsa ancak o zaman bir sonraki idari birim bunu üstlenmeli. Yani mezarlığa bakım işi ilk önce muhtarlık, köy muhtarlığı tarafından yapılmalı. Ona imkan sağlanarak bu işi yapması denenmeli. Hiç yapamıyorsa ya da etkin bir şekilde yapamıyorsa ancak o zaman bir sonraki belde belediyesi bunu üstlenmeli. O da yapamıyorsa ilçe, o da yapamıyorsa büyükşehire gelmeli. Şimdi köydeki mezarlıktan efendim içme suyuna, köy o içindeki yoldan bilmem nereye kadar bütün şeyler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandı ve burada mesafeden kaynaklanan hizmet almada sıkıntılar var. Bu AK Parti'ye zarar vereceği belliydi. Güneydoğu ile ilgili özel durumlar da vardı. Evet. Orada merkez ilçe il merkezlerinde belediye başkanlığını AKP alma ihtimali varken bu uygulamayla asla alamayacak duruma geldi. Ve siz özel idareyi 2007 yılında kamu yönetiminin taşla teşkilatlanmasının ana unsuru yapmışsınız. Demişsiniz ki sağlık müdürü, tarım müdürü, efendim bütün müdürler özel idarenin müdürü olacak. Bütün ruhsatları vesaireyi özel idareye vermişsiniz. 7 yıl sonra nüfusun %75'inin yaşadığı 31 ilde özel idareyi tarihe gömüyorsunuz. İl genel meclisi başkanları var, encümenler var, hepsi işlevsiz hale geliyor. O koltuklar artık yok oluyor. Bu kadar birbiriyle tenakuz, birbiriyle ters davranışı ben bir tek şeyle izah ediyorum. Şantaja maruz vaziyettedir. Kendisi Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. O zaman Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün paralel örgütlenmeye yeterince sert çıkmadığından rahatsızlığını dile getirirken dedi ki senin de benim de Genelkurmay Başkanımı da dinlemişler, ellerinde kasetleri var. Almanya 3 yıl boyunca Türkiye'yi dinlediğine dair haberler çıktı. Merkel dedi ki doğru dinledik, biz şüphelendiğimiz her yeri dinleriz, siz de dinledik dedi. Orada kaldı. WikiLeaks belgelerinde bütün röntgenimizin çekildiğine dair şeyler var. Ama bunlara hiçbir tepki yok. Şimdi benim birinin elinde benim kasetim varsa ve o kaset açıklanmıyorsa normal şartlar altında bu şuna delalet eder. O kaseti elinde bulunduranın arzu ettiği gibi davranıyorum demektir. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Çok kötü bir yere doğru götürülüyor. Ve bunun ben ya tıbbi kavramlarla paranoya, şizofren, efendim megalomani gibi kavramlarla izahı mümkün ya da bu şantajla izahı mümkün. Bir an önce Türkiye bundan kurtulmalıdır. Şimdi az önce zaten aklımda olan bir soru. Biraz da böyle Kürt halkını konuşalım. Siz şimdi çok uzun yıllar valilik yaptınız. Çok uzun yıllar söylediğiniz gibi mali idarelerle ilgili işler yaptınız. Dolayısıyla doğuyu tanıyorsunuz. Bölge halkını biliyorsunuz. Evet. Özgeçmişinizde yazar ki daha önce de gerçekten PKK'nın bölgede yaptığı saldırılara da maruz kalmışsınız. Hem biraz bize o günleri hatırlatarak hem de gerçekten artık Kürt halkı da Türk halkı da herkes, Türkiye'de yaşayan herkes artık gerçekten bu süreç bitsin. Barış gelsin. Hı-hı. Ortak temenni bu. Şimdi toplumda siyasiler tarafından topluma enjekte edilen bir de öfke dili var. Bu internet sitelerine yansıyan şehit annelerin fotoğrafları artık hiç kimseyi etkilemez oldu mesela. Hı hı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Kürt halkı yıllardır törpülenen okşanmadı mı, bir şeyler olmadı mı yani? Acaba ne yanlış yapılıyor? Hı. Ya da bu çözüm süreci ilaç gibi gelmedi mi gerçekten? Ya da çözüm sürecinden mi yanlış gidildi? Şimdi ben sosyolojide doktora yaptım. Toplumların evet. gittiği yere baktığımızda yani Adem atamızdan bu zamana kadar insanların fiilen yaşadıkları alem büyümüştür hep. Ve burada müşterek biz duygusu, yani biz dediğimde ben, 80 milyonun hepsi kendini o bizin içinde hissetmesi lazım. Benim emrimle ya da ben öyle diyorum diye değil. Tabii bir şekilde onu hissetmesi lazım. Buna da biz milletleşme süreci diyoruz. Türkiye Cumhuriyet'le birlikte, Osmanlı bazı şeyleri fark etmiş ama uygulamaya koyamamıştır. Cumhuriyet'le birlikte milletleşme sürecinde, uluslaşma sürecinde doğru tercihi ortaya koymuştur. Ama bunun uygulamasında büyük hatalar yaptık. Bir tek biz değil yani. O yıllarda dünyanın her tarafı bir cinnet ortamı içindeydi. Türkiye gene yani Mussolini'lerin, Hitler'lerin olduğu bir zamanda Japonya'da, Çin'de otoriter, totaliter yönetimlerin olduğu bir dönemde yine de onlarla kıyasladığımızda aklı başında kalan bir yönetim sergiledi. Ama hatalarımız oldu mu? Oldu.
Fakat bütün bunlara rağmen biz 1974 Kıbrıs Harbi'nde, Diyarbakır'da, Bismil'de, Silvan'da, Mardin'de askerlik şubelerinin önünde kilometrelerce kuyruk vardı Kıbrıs'a gönüllü gitmek için. Yunanistan'a psikolojik bir baskı yapmak için, hani bir an önce çözüme yanaşsın diye, Van'dan İskenderun'a askeri birlikler giderdi. O köylerin içinden geçerken oradaki kadınlar durduramadıkları için ama katmer, yufka, ekmek yapmışlar. Zılgıt çekerek o cemselerin üzerine atıyorlardı. Bunların fotoğrafları gazetelerde var. Yani oradaki insanla biz 1974'te böyleyken 10 sene sonra başlayan, 1984'te başlayan bir süreçte ayrışmaya başladık. Ve bu süreç içinde teröristle halkı birbirinden ayıramadığımız için bu ayrışma giderek şey yaptı. Ama son iktidar döneminde bunlara ilave, bu hatalara karşı başka bir yanlış yapıldı. İlkin klişe bir düşünme biçimi hakim oldu. Yani Yalçın, Akdoğanlar vesaire, tarihten bir haber, dünyadaki şeylerden bir haber, o anda hoşa gidecek şeyler. Yani yaranın üzerinde tırnak olmayı tercih ettiler. Yaranın üzerindeki tırnak hoşa gider. Yani böyle tırnağı orayı kaşır ama yarayı kangren haline de getirebilir. Bir, bunu yaptılar şeyde. İkincisi, o zamana kadar yapılanın tersini yapmanın çözüm olduğunu zannettiler. Bu çok basit, iptidai, ilkel bir düşüncedir. Yani bir insana bir araba 80 kilometre hızla çarptı. Orada bir insanda şey yaptı, yaraladı vesaire. Siz o adamı alıp bu sefer arabaya onu 80 kilometre hızla çarparsanız çözmüş olmazsınız şeyi. Ve başımızdaki her şeyi bilen, bizim için iyi olanı bizden daha iyi bilen, başkanlık sisteminin bizim için çok iyi olduğuna hükmeden, ki kendi partisinde de bunu savunan o 2-3 tane sadece sadakati sebebiyle belli yerleri işgal edenler dışında hiç kimse yok. Ve aksine başta Bülent Arınç falan olmak üzere pek çok insan da aklı selime davet ediyor. Diyorlar ki Türkiye şartlarında parlamenter sistem, Osmanlı'dan gelen ciddi bir birikimimiz var. Yanlışlarımız var, eksiklerimiz var, amenna, ama biz burada epey bir mesafe kat ettik. Türk halkı buna alıştı. Ve dünyada en istikrarlı ülkeler genellikle uzun süredir koalisyonla yönetilen ülkeler. Almanya vesaire, yani parlamenter sistem oldukça iyi bir sistem. Bunu savunuyorlar. Ya da diyorlar ki başkanlık sistemi getireceksen seç bir ülke, Amerika mı, Meksika mı, neresini istiyorsan. Onun üzerine biz Türkiye'ye özel revizyonları yapalım, değişiklikleri yapalım. Bunları da kabul etmeyen bir anlayış var. Ve bu anlayış sosyoloji de iyi biliyor. Mesela diyor ki alt kimlik, üst kimlik. Evet. İşte Türklük üst kimliği. Şimdi çağımızda çok kimliklilik var. Yani benim cinsiyetim bir kimlik unsuru. Erkeğim, Müslümanım, Bursalıyım, mülkiyeliyim, valiyim, mülki idare amiriyim, milliyetçiyim, muhafazakarım. Bütün bunlar birer kimlik unsuru. Evet. Ama bunlarda bir hiyerarşi yapamazsınız. Bu çok absürttür. Google'a yazdığınızda arama motorlarına alt kimlik, üst kimlik, bu şey karşılığı olan bir şey çıkmaz. Alt kültür, üst kültür vardır. Ama bu adam yıllardan beri bunu söylüyor. Hiçbir tane sosyoloji profesörü de Sayın Başbakanım bu öyle bir şey yok, bu dediğiniz gazoz ağacı gibi bir şey, bu yani burada mı olacak bir tek filan diyemiyor çünkü korkuyor. Yani kimlikte bir hiyerarşi yapamazsınız. Önce cinsiyetinden mi, dininden mi vazgeçeceksin? Böyle bir şey çok saçma bir sorudur. Yine bu kimlik aidiyet duygusunu siz çok kaşırsanız o yara gibi ve insanlarda gerçekleşmeyecek, gerçekleşmesi çok zor beklentiler oluşturursanız, Güneydoğu'da yapılan budur. O zaman bunun şeyinden gelemezsiniz. Çünkü adı üstünde kimlik aidiyet duygusu diyoruz biz. Duyguyu siz rasyonel şeylerle, akılla, efendim başka argümantasyonlarla şey yapamazsınız. Belli bir yere getiremezsiniz. Türkiye'de olan budur. Orada esas yapacağımız işi yapmadık. Biz kanun hakimiyetini, hukukun üstünlüğünü tesis etmedik. Yapmayacağımız şeyi yaptık. İnsanların hoşuna gideceğini düşündüğümüz vaatleri, beklentileri oluşturduk ve bugüne geldik. Bugün son olayı yeterince bilgi sahibi olmadığımız için değerlendirmekte çok ihtiyatlı olmamız lazım.
Ama olaydan öncesini çok rahat değerlendirebiliriz. O bombalar son 2 yıl içinde oralara kondu. Hiç kimse takip etmedi. İstihbaratımız paralel avına vesaireye çıkıp esas tehdit olanları yapmadı. Mesela Bodrum'da sahilimize vuran o aylan bebek, çocuk ne zaman gelmiş? Türkiye'de kaydı var mı? Yok bunu mu? Bir soralım. Ondan sonra bu Bodrum'dan o bota nasıl binmiş? Bizim denizlerimizde, denizde çok aramız suyla iyi olmadığı için çok fazla araç maraç yok. Yani deniz araçları saklanamaz. Bir otomobil değil, araya girme bilmem ne. O sahillerde bu işi yapan 7-8 kişi vardır. Devlet istediği takdirde hiçbirine o bota adım bile attırmaz. Sonra Türkiye'de kaç tane Suriyeli var? Girerken bunların kaçı girerken devletin kontrolüyle girdi? Devlet olma budur. Bütün bunlar küçümsendi, şey yapıldı. İşte kravatsız, açık gömlekle vatandaş gibi kameraların karşısına çıkmayı halka yakınlık vesaire böyle şekil unsurlarına indirgeyen bir anlayış var. Ve bunun gideceği yer, eğer milletimiz 1 Kasım'da gerekli şey yapmazsa, ihtarı çekmezse hakikaten çok ağır bedeller ödeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Türk milleti olarak Kürdümüzde, buradaki Türkmenimizde, Yörüğümüzde hepsiyle çok büyük bir aileyiz. Onurlu bir aileyiz. Onun için bizde yaşanan bu çatışma şehit kayıpların %1'i yaşanan yerlerde mezbahaya döndü. Yugoslavya'yı gördük Avrupa'nın ortasında. Bizim doğumuzda, Kırgızistan'da, Kazakistan'da bir sürü şeyler oldu böyle. Ama bizim insanımız itidalini, soğukkanlılığını muhafaza ediyor. Fakat biz bunu her zaman çözeriz. Orada bir endişem yok benim. Fakat 3 liraya çözeceğimiz bir işi 5-10 bin lira para vererek çözeriz. Yani çok küçük bir bedelle, küçük bir terlemeyle, karşındakini ciddiye alıp dinlemeyle çözebileceğimiz hususları can kaybıyla, şehitlerle, acıyla, gözyaşıyla çözmek durumunda kalırız. Sandık bunun için bir imkan, inşallah değerlendirilecek. O vakit çözüm süreci bitti ya da çözüm süreci başlamadan bitti size göre veya çözüm süreci ne olacak? Şimdi yani çözüm sürecinden önce Türkiye'nin bir devlet olma süreci eksikliği var. Yani bizde her zaman oturuluyor, insanların hoşuna gittiği için ki onlar da genelde devletten maaş alan adamlar, devletin azlığından devletin fazlalığından şikayet ediyor. Ama bütün istatistikleri açalım, kim diyorsa gelsin konuşalım. Dünyanın en müreffeh, en düzgün ülkeleri devletin payının bizim 3 katımız falan olan ülkeleri. Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya vesaire sosyal konutlar var. Ekonominin içinde devletin ağırlığı bizden daha fazla. Türkiye'de devletin azlığından kaynaklanan sıkıntı var. Yani siz sokak çocuklarına, madde bağımlıları o kendi halinde gidiyor. Trafikte kafasına göre kural dinlemeyen insanlar, trafiğe çıkmayacak araçlar burada oluyor. Şeritlere kimse uymuyor. Başka alanlarda devletin eksikliği var. Bu terör konusunda da öyle. Yani ben belediye seçimlerinden sonra bu vekil seçimlerinde de söyledim bir iki kere. Mesela geçen sene 6-7 Ekim Kobani'den sonra Türkiye'de olaylar oldu. 53 kişi hayatını kaybetti. Burada o bölge insanı bölge insanını öldürdü. Ve seyrettik biz. 53 kişi. Benim kardeşim, benim kızım da içinde olabilirdi bunun. Devlet bunun için vardı. Güvenliktir birinci. Devredemeyeceği, sorumluluğundan asla kaçamayacağı, liberal devlet olsun, ne devleti olursa olsun. Tek fonksiyon budur. Devletin ortaya çıkışı güvenlikle ilgilidir. 53 kişi 2 gecede hayatını kaybetti ve hiç kimse bundan bir sorumluluk üstlenmedi. Ben 1992'de Hamburg'da okurken Münster'de bir olay olmuştu. Eski bir sol örgüte ait bir militan takip ediliyor. Hem federal polis takip ediyor hem de eyalet polisi takip ediyor. Bir tren istasyonunda buna bir operasyon yapılacak. O da takip edildiğini anladığından erkenden kaçmaya teşebbüs ediyor. Ayağından vuruldu, yakalandı. Yani kurala göre neyse. Ama ortaya çıktı ki eyalet polisi ile federal polis arasında koordinasyon yok. Bu ortaya çıktı. 1992'ydi. Hemen o akşam İçişleri Bakanı, Federal İçişleri Bakanı Almanya'nın istifa etti. Dedi ki eyalet polisi ile federal polis arasındaki koordinasyon benim sorumluluğumdur. Bu olayda bu sorumluluğun gereği yerine getirilmemiştir. Onun için istifa ediyorum. Olaya bakın, şey yok, ölü yok, can kaybı yok, büyük bir olay yok, masum insanların zarar görmesi yok.
normal kaçan bir suçlunun yakalanacağı gibi dizden aşağı ateş ederek yakalanmış. Ama ortaya çıkmış ki iki polis teşkilatı arasında irtibat yok. Bu irtibatın da Alman kanunlarına göre olması gerekirdi. Yine bu 6-7 Ekim olaylarından sonra Münih'te bir etkinlik düzenliyor bölücü örgüt. O etkinliğe Alman Linke Partei deniyor. Sol partiden Nicole Golke diye bir hanım milletvekili, federal milletvekili gene katılıyor. Bir dakikalık bir konuşması var orada. Hemen gözaltına alındı. Bir günde dokunulmazlığı kaldırıldı. Bir günde Berlin'deki parlamento dokunulmazlığını kaldırdı. Ondan sonra yargılandı. Yargılanacağı nedir? Yasa dışı bir örgütün mitingine katılma. Yardım yataklık yok, silah getirme yok, haraç toplama yok, bir şey yok. İki ayı geçti herhalde, gazetede gözüme çarptı bu yargılamanın neticesinde. 20 bin euro para cezasına çarptırılmış. Yine bizim seçimlerden önce Düsseldorf'ta Abdullah S. nokta diye, soyadını tam yazmıyorlar, bir vatandaşımız bizim orada. Bu bölücü örgüte üye olmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçenlerde bir ay önce Hamburg'da birisi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sadece bölücü örgüte üye olma. Bu bize zarar veren bölücü örgüt. Almanya'ya zarar veren, yani onun birebir şeyi değil. Ama hukuk devleti böyledir. Oradaki hakim diyor ki benim devletim yasa dışı ilan etmiş, terör örgütü listesini almış. Buna üye olmak Almanya'da yaşayan birisinin yasaktır. Bunun kanundaki karşılığı cezayı ben vermek durumundayım. Ciddi devlet böyle olur. Bizde bana Serok Ahmet diyorlar diye işte bölücü örgütün lideriyle ilgili, başıyla ilgili şeye başbakanımız bunu övünerek söylüyor. Efendim başbakan yardımcımız kabul etsek de etmesek de lideridir diyor. Efendim başka o güzel danışmanlar, sadık danışmanlar olayları çok daha bizden iyi değerlendiriyor diyor. Öteki umuttur diyor. Ve böyle bir şey var. Yani önce bizim Güneydoğu ile ilgili devlet olmamız gerekir. Oradaki insanı sevmemiz gerekir. Eğer bunu yaparsak biz geçmişte yüzlerce yıldır etle tırnak gibi beraber olduk. Bakın bu memlekette hiç kimse Kürt-Türk savaşı çıkarttıramaz. Çatışması da çıkarttıramaz. İki taraf da bu konuda oldukça sağduyulu ve şeydir. Ama oradan devletin çekilmesi sebebiyle can kaybı, bölge halkının kendi arasındaki can kaybı bu zamana kadar yaşanıyor ve yaşanmaktadır. Yani Dağlıca'nın o etraftaki EYP, el yapımı bomba diye sanki büyük patlayıcı diye söyledikleri şeyler nasıl yerleştirilmiş? Niye istihbarat diye bizim teşkilatımız var, vergilerimizle onları finanse ediyoruz, bir sürü imkan sağlıyoruz, yargılanamama vesaire gibi. Bunlar ne yapıyorlardı orada? Emniyetteki, jandarmadaki, silahlı kuvvetlerdeki istihbarat teşkilatları son 5-6 sene içinde ne hale getirildi? Bunları da sormak lazım. Bunu görmek için. Peki şimdi Güneydoğu'da ve Doğu'da birçok ilde şehire çıkma yasağı var. Yani sokağa çıkma yasağı var. Merkeze çıkma yasağı var. Seçime gidiyoruz. Bu ortamda sağlıklı bir seçim olabilecek mi? Şimdi bir kere bir yanlışı düzeltmek lazım. 7 Haziran'daki sonuçları sadece baskı ve güvenliğe bağlamak yanlıştır. Oradaki insanlar kendi kanaatlerini büyük ölçüde ortaya koyuyorlar ve o bölücü örgütün uzantısı olan siyasi oluşuma oluşum temelinde yapılan hakaret, itham, aşağılamaya karşı da oraya oy verdiler. Cumhurbaşkanımız onu unutuyor ki kendisi de inadına Tayyip diye gelmişti. Ona yüklenmişti o zamanki bazı müesses güçler, kurumsallaşmış güçler ve bunu şey yapmıştı. Ama seçimde aynı şeyi kendisi yaptı. Oraya oturunca kendisine yapılanları daha fazla, daha seviyesiz bir şekilde rakiplerine yapmaya çalıştı. Seçim yapılır. Yani devlet güçlüdür. İstediği takdirde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o görevleri layıkıyla yapacak evlatları vardır. İşi ehline verdiğiniz takdirde orada seçim güvenli bir şekilde her zaman için yapılabilir. Oradaki insanımız da oy verirken bir hesaplaşma için oy vermiyor. Geleceği planlama adına oy veriyor. Hangi tercihi yaparsam benim için iyi olur, çocuğum, torunum için iyi olur. Bu soruya kendine gelen bilgiler çerçevesinde
verdiği cevaba göre bir tercih yapıyor. Biz tahrik etmeyi, algı mühendisliğini bir tarafa bırakıp samimi olarak oraya yaklaşır ve önce devlet hakimiyetini, hukuk üstünlüğünü orada tesis etmeyi birinci önceliğimiz haline getirirsek seçimler orada yapılabilir. Geç kalınmış değildir. Ama bu kadrolarla yapılmasından ben de endişeliyim. Peki biraz da 7 Haziran'ı konuşalım. 1 Kasım diye bir tarih konuldu önümüze. 7 Haziran'dan sonra neler değişti? Türkiye'de bu fotoğrafı daha önceden görebiliyor muydunuz gerçekten? Ya da ne gibi bir süreç işledi? Hem de koalisyon sürecini de içine katarak. Partiniz çok eleştirildi biliyorsunuz. Koalisyon turlarında da başbakanın hedefindeydi. Zaman zaman CHP tarafından da eleştirildi. Dolayısıyla MHP'nin bu anlamdaki tutumunu nasıl buldunuz? 7 Haziran'dan sonra nasıl bir sürecin içine girdik? 1 Kasım 7 Haziran'ı aratacak mı, aratmayacak mı? Öncelikle MHP'nin tutumunda şunu diyebiliriz. Hani siyaset denklemi bir bilinmeyen, matematikte denklemler var. Bir bilinmeyen, iki dik bilinmeyen denklemler falan. Bu son zamanda pragmatizmi, oportunizme çeviren kadroların elinde siyaset hiç bilinmeyenli denklem haline geldi. Bu hiç bilinmeyenli denklemin tek bilineni Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi 6 Haziran'da ne dediyse 7-8 Haziran'da da bunu söyledi. Yani bu tavrı bazen CHP ile aynı yerde gibi gösterdi onu. Çünkü biz bir konuda bir tavır alıyoruz. Diğerlerinin ne tavır alacağına bakmadan bu tavrı alıyoruz. Şimdi siyasette şöyle bir şey var. Bir kısım insanlar diyor ki hasmımın hasmı dostumdur. Yani Tayyip Erdoğan'a kim düşman, kim rakip, o benim yanımdadır, benim dostumdur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bizim hasmımızın hasmı da yeri gelir bizim hasmımız olabilir. Hasmımızın dostu bizim de dostumuz da olabilir yerine göre. Haliyle biz zaten siyasette hasım kavramını da kabul etmiyoruz. Diyoruz ki biz sağda milliyetçi muhafazakar bir partiyiz. Ve mevcut iktidarın alternatifiyiz. Rakibimiz var bizim siyasette. O da sağ-sol bölünmesinde solda yer alan partilerdir. Bunların başında Cumhuriyet Halk Partisi gelmektedir. Onlar rakibiz. Ama bu futbolda rakiplerin aynı ligde olmasını değiştirmediği gibi biz aynı ülkenin siyasi kurumlarıyız. Ve herkesin milletin iyiliği için gayret ettiğini de baştan kabul ediyoruz. Ama önceliklerimiz değişiktir. Bilgi edinme kaynaklarımız, edindiğimiz bilgiler farklıdır. Yoksa ben daha önce de çok söyledim. Hani vatan sevgisini ölçen, tansiyon ölçen bir alet gibi kolumuza takan bir alet olsa ben bunun CHP'de de efendim diğer partilerin tabanında özellikle herkesin bu ibreyi en sona vurduracağına şuramla inanıyorum. AKP'nin tabanı da böyle ki biz aynı şeydeyiz onlarla. CHP'nin tabanında da böyle. Ama belli bir bazı, yani bir elin parmağı kadar ülkede o konumunu artık koruma, diğer bütün amaçların önüne geçmiş olanların için bu böyle olmayabilir. Haliyle 7 Haziran'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi 6 Haziran'da ne dediyse onu dedi. Biz meydanlarda dedik ki yolsuzluğun, yoksulluğun hesabını soracağız. Gelir dağılımındaki bozulmanın, aşırı bozulmanın, Türkiye'de orta sınıfının kalmaması, yani devletten yardım alan, sosyal yardıma muhtaç olan 20 milyon civarında bir kitle var. Çalışıp sefil olan bodro sefilleri var ve Türkiye'nin kaymağını yiyen bir üst tabaka var. Son zamanlarda da kamu kaynaklarının kullanımında çok fütursuzca davranışlar sebebiyle zenginleşen bir kesim var. Onun için genel başkanımız dedi ki hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Önce ben neyi helal edeceğimi bir bilmem lazım. Hakkını helal et, tamam helal edeyim ama sen bana ne yaptın, neyi mi çaldın, ne, onu bir bileyim de neyi helal edeceğimi bileyim. Bu zaten bir devletin asla vazgeçemeyeceği bir fonksiyondu. Yine biz dedik ki gelin anayasanın şu değiştirilmeyen maddelerinin olduğu ilk 4 maddesinin tartışmayacağımıza dair bir sözleşelim. Yani başkentimizin Ankara olduğu, dilimizin Türkçe olduğu, bayrağımızın ay yıldızlı al bayrak olduğunu biz bunları bir deklare edin. Dolmabahçe'de
mutabakat deklare ettiğiniz gibi bunu da bir deklare etsin bize gelecek olan dedik. Cumhurbaşkanı normal anayasal sınırları içinde cumhurbaşkanı olsun. Devletimizin başı olsun. Biz kendi aramızda nizaya düştüğümüzde, anlaşmazlığa düştüğümüzde bizi barıştıracak, anlaştıracak yer olsun. Saygı duyduğumuz tarafsız bir şey olsun. Başkanlık sistemini bu memleket için faydalı görebilir. Bunun için de çalışsın. Ama bir cumhurbaşkanı nasıl çalışıyorsa öyle çalışsın. Yani mevcut parlamenter sistem anayasasının verdiği konumda gidip de bu konumu ihlal etmesin. Gitsin üniversitelerde araştırma yaptırsın. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu var. Orada araştırma yaptırsın. Kendisi çalışmalar yaptırsın. Konferanslarda, sempozyumlarda başkanlık sisteminin daha iyi olduğuna dair konuşsun. Ama oyunun kuralını bozmasın. Hakemlik fonksiyonunu bırakıp topu kendi eline alıp kendisi top oynamasın. Hakem olarak kalsın. Yine oyunun dışında o kuralların yazmadığı şekilde birine penaltı verip hatta Davutoğlu'nun kullanmasına bile müsaade etmeden penaltıyı kendisi kullanır gibi bir futbol hakemliği yapmasın. Güvenlik gücünü arada sahaya çağırıp ona da bir iki şut sen çek demesin. Güvenlik görevlisi sahanın dışında o çizgide, taç çizgisinden sonraki çizgide dursun. Sırtı sahaya dönük, yüzü seyircilere dönük olarak olsun ki sahada oyunun dışarıdan bir etki, efendim müdahale olmaksızın gerçekleşmesini sağlasın güvenlik gücü. Biz bunu dedik. Yine son olarak çözüm sürecinde devletin demin Almanya'da anlattığım, Almanya örneğinde anlattığım gibi Fransa, İngiltere yani azıcık devlet olma fonksiyonlarında bizim kabul edebileceğimiz bir seviyeyi tutturmuş herhangi bir devlette olduğu gibi olmasını istiyoruz. Yani siz örgüt üyeliğini suç olmaktan çıkarabilirsiniz. Ama mecliste böyle bir kanun yaparsınız ve dokunmazsınız. Olur. Efendim siz PKK'yı terör örgütü olmaktan da çıkarabilirsiniz. Ama bununla ilgili resmi bir karar alırsınız. Eğer hem terör örgütü deyip hem de onu çözüm sürecinin bir ayağı, bir partner, bir ortak haline getiriyorsanız ciddi bir devlet bunu asla yapmaz. KCK operasyonunda pek çok insanı içeri alıp daha sonra da bunları biz bıraktırıyoruz diye siyasi bir makam bunu söyleyemez. Ama hakimler bırakabilir. Onunla ilgili siz kanuni çerçeveyi ona göre meclisin tasvibinden geçirmek suretiyle buna uygun düzenlerseniz bu olur. Yani biz dedik ki devlet devlet gibi olsun. Kanunları adam gibi uygulasın. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı gibi olsun. Yolsuzlukla, suçlarla mücadele bir devlette olması gerektiği gibi olsun. Biz hiçbir özel bir şart istemedik. Biz demedik ki filanca anayasanın falanca maddesini değiştirin oraya şöyle bir hüküm koyun. Biz demedik ki mevcut şeyde şunu değiştirin kaldırın şöyle yapın. Hiç böyle bir şeyimiz olmadı bizim. Özel bir isteğimiz olmadı. Yani yeni getirilmesi gereken bir kanun teklif etmedik. Bir madde teklif etmedik. Mevcut kanunlarda filancayı kaldırın da demedik. Sadece dedik ki devlet devlet gibi olsun. Bu kabul görmedi. Ama milletimizin şuna dikkat etmesi lazım. 7 Haziran akşamı Sayın Genel Başkanımızın beyanı algı mühendisliği kapsamında çok gündeme getiriliyor. Ama şu gündeme getirilmiyor. Sayın Genel Başkanımızdan 5-6 saat önce Davutoğlu yarın balkon konuşması denen bir konuşma yaptı ve orada erken seçimi istedi. Bu hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuracağı 63. hükümet olacaktı. Koalisyon hükümeti kurulsaydı. Evet. Ve bundan önce biz 50 tane en az koalisyon hükümeti kurduk. Türkiye'nin kurduğu ilk koalisyon şeyi değildi, bu süreci değildi yaşadığı. Bunların hepsinde seçimlerden sonra, pazar günü oy vermenin bittiği günden sonra 5 ile 10 gün arasında birisine, birinci gelen partiye hükümeti kurma görevi verildi. Ama bu sefer 33 gün sonra verildi. Niye? Çünkü 45 günlük süre başkanlık divanın teşkilinden itibaren başlıyor. Cumhurbaşkanımız hükümet kurulma yönündeki çabalara, niyete şans vermemek için başkanlık divanının teşkilini bekledi. Öyle yaptı ki hükümet kurma görevini verdiği gün 45 günlük saatle tik 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 çalışmaya başladı. Ötekini ilave olarak gördü
25 gün ilave zamanı vermedi. Belki dedi bu arada görüşmelerde filan anlaşılır da bir hükümet kurulur diye. Hükümet kurma sürecinde sürekli ikide bir lafı aldığı gibi, mikrofonu aldığı gibi koalisyonlardan bu memlekete hiçbir fayda gelmez, oyalanmayı bırakıp bir an önce tekrar seçime gidilmesi gerekir dedi. 7 Haziran'da da tekrar seçim kelimesini ilk telaffuz eden Cumhurbaşkanımız oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler yapılırken bu görüşme heyetlerini öyle teşkil etti ki iki heyetin başında da milletvekili olmayan, 7 Haziran'da sandıkta çıkmamış, hükümette hiçbir beklentisi olmayan adamları müzakere heyeti başkanı yaptı. Birinin başında Faruk Çelik vardı, ötekinin başında Ömer Çelik vardı. İkisi de bunlar milletvekili değildi ve kabinede yer almayacaktı. Süreyi ne kadar uzatırsa bakanlığını da o kadar uzatmış adamlardı. Süre ne kadar erken biterse bakanlığa o kadar önce eyvallah diyecek adamlardı. Ve Cumhurbaşkanı'na müzakereler sırasında telefonla ara bilgi verip talimatlarını alan adamlardı. Davutoğlu'nun hem Kılıçdaroğlu'yla hem de Devlet Bahçeli'yle baş başa görüşmesi yasaktı. Ve yine ilk defa milletvekili olmuş çok çömez insanlar da orada vardı benim gibi. Heyette vardı. Onlar da katipliğini tutup ara ara köşke bilgi veriyorlardı. Yani Davutoğlu kendi başına hareket edemedi. En son Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir gün önce milletimiz hatırlayacaktır. İntihar edecek hali yok ya dedi. Kendine uymayan bir partiyle koalisyon kurarak muhtarların vasıtasıyla gene Cumhurbaşkanımız eğer koalisyon yönünde ilerlersen büyük kongre henüz yapılmadı. Orada genel başkanlıktan da başbakanlıktan da olursun mesajını intihar edecek hali yok diye verdi. Bize geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne CHP ile görüşmelerin hükümetle sonuçlanmayacağı ortaya çıktı. Onu açıklarken Davutoğlu Sayın Başbakanımız şunu söyledi. Bugün itibariyle dedi CHP ile koalisyon kuramıyoruz ki oraya da koalisyon teklif edilmedi. Sadece erken seçime gidelim dendi. Kılıçdaroğlu bunu açıkladı. Dedi ki burayla olmuyor. Tek seçenek erken seçim kaldı dedi. Daha MHP'den randevu falan istemeden. Sonra MHP'den randevu istendi. Ve MHP'ye gitmeden önce bir gün önce Cumhurbaşkanımızın konuşma metin yazarı, baş danışmanı geçen dönem şu anda milletvekili olan birisi Twitter'dan çok ağır laflar etti. Salyalarını itinayla tekrar yalayacak dedi. Tıpış tıpış şey yapacak dedi. Yani bir hayvanla Sayın Genel Başkanımıza bu şekilde ağır hakaretler etti. Nezaketten yanına varılmayan Sayın Başbakanımız bundan üzüntü duyduğunu bile ifade edemedi. Üzüntü duydu ben ondan eminim. Ama o lafları edenin patronu sebebiyle ben bunlardan üzüntü duydum, bu üslubu tasvip etmiyorum bile diyemedi. Bırakın işlem yapmayı. Yani sizin bir milletvekiliniz, partiniz koalisyon çalışmasında onu baltalayacak şekilde hareket ediyor ve siz buna hiçbir şey yapmıyorsunuz. Disipline de vermiyorsunuz. Salyalı, yalamalı, efendim tıpış tıpışlı şeyleri yapıyor. Bize geldiğinde de Sayın Genel Başkanımızın çantasında, o siyah çantada daha sonra açıkladı, hükümet protokolü taslağı vardı. Çünkü biz gelinen bu günleri gördüğümüz için erken seçimin, Kasım'da yapılacak bir seçimin memleket için hayırlı olmayacağını düşünüyorduk ve bunu çok birçok kere söyledik. Onu da seçime de karşı filan diye lanse ettiler. Ve Mayıs'a kadar da olsa bir hükümetin Türkiye için bu şartlarda elzem olduğuna, zaruri olduğuna, zorunlu olduğuna inanıyor idik. Onun için pek çok şeyimizi getirdik. Ve hükümet kurmak da istiyorduk, destek vermek de istiyorduk. Ama Beştepe'deki zat 1 Kasım diye ağzından çıkardığı için Davutoğlu'nun yapacağı hiçbir şey yoktu. Mış gibi yaptılar, hükümet kuruyormuş gibi yaptılar. 30 küsür gün CHP'yi istikşafi görüşmelerle oyaladılar, süreyi bitirdiler. Bitiremediler süreyi, 6-7 gün kaldı. Ona rağmen o teamüle de uymadılar ve Kılıçdaroğlu'na en çok oy alan ikinci parti olduğu halde hükümet kurma görevi vermeyerek gerçek şeyleri ortaya çıktı. Bütün bu süreçten sonra ben insanlarımızın MHP'nin gövdemi korum diyen bir partiyi hükümet kurmamakla, kurmak istememekle
suçlamayacağını düşünüyorum. Bizim de hatalarımız vardır. Üslupta kendimizi belki doğru dürüst anlatamadık. Ama biz hükümet kurulsun istedik. Türkiye'nin milli menfaatlerine kendi inandığımız değerlendirmemiz istikametinde her zaman mecliste olduk ve o tavrımızı aldık. Bu tavır bazen AKP ile meclis başkanlığında olduğu gibi ona yaradı. Bize ona yardım etmekle suçlandık. Bazen CHP ile CHP'nin tavrıyla benzeşti, örtüştü. O zaman CHP'nin yanında olmakla suçlandık. Ama biz aldığımız tavrın kiminle örtüştüğüne hiç bakmaksızın değerlendirmemizi yapıp o hesaplara girmeden o tavrımızı da net şekilde söyleyen bir partiyiz. Bu zamana kadar öyleydik. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Evet, aslında son sorumu da cevaplamış oldunuz böylece. 1 Kasım için de böylece mesajlar verilmiş oldu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Milletimize tekrar başsağlığı, sabır ama her şeyden önce itidal acizane tavsiye ediyorum. Bunlar bizim bir şekilde davranmamızı umarak, hesaplayarak yapılan şeyler, hareketler, saldırılar. Haliyle bizim öncelikle onların beklediği gibi davranmayarak, birbirimizi daha da kucaklayarak, buradaki doğudan gelen komşumuza ben seni biliyorum, yanındayım diyerek hareket etmemiz, itidalli olmamız o beklentileri boşa çıkaracaktır. Çünkü bunun bu hareketler yapılırken, bu şehitler verdirilirken, bu saldırılar yapılırken bir hesap var. Bu hesabın içinde de bizim bir şekilde davranmamız bir beklenti var. Başta bu beklentiyi boşa çıkarıp ama canımızı yakan, kanı aktan, bu kanın akıtmasına giden yolu gördüğü halde gerek beceriksizlik diyelim, hesap diyelim, çıkar düşünme diyelim, ehil olmayan yeteneksiz kadroları başa getirme diyelim, bunda müsebbip olan, sorumlu olanları da milletimizin doğru bir şekilde değerlendirmesini biz gelecekte çocuklarımız ve torunlarımızın yaşayacağı ülkenin güzel bir ülke olması adına zaruri olduğunu, zorunlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu kara günlerden daha da kenetlenerek, birbirimize sarılarak, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirerek çıkmayı biz gene bileceğiz. Bütün bu oyunları bozacağız. Biz geçmişte 100 yıl, 200, 300 yıl önce bu topraklarda beraberdik. Pek çok acıyı beraber, pek çok hezimeti beraber yaşadık. Pek çok zaferi beraber kazandık. Bundan sonra da yine beraber olacağız. Birlikte olduğumuzda güçlü olacağız. Güçlü olduğumuzda çocuklarımıza daha iyi yarınları bırakma imkanımız olacak. Bunu inşallah unutmayacağız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ulusal duyu çağrısıyla birlikte biz de böylece bitirmiş oluruz. Hoşça kalın.